Dünyayı da Türkiye'yi de değiştirecek olanlar sizlersiniz. Türkiye'yi değiştireceksiniz. Haramilerin iktidarını hep beraber yıkacağız ve bu ülkeye adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Kadın kardeşlerimiz konuştu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim gençler. Teşekkür ederim. Bir toplumun yarısı kadın, yarısı erkek. Kadınların haklarının ve hukuklarının savunulmadığı bir yerde demokrasi olmaz. Toplumun bütün acılarını çekenler de kadınlar. Şiddete uğrayanlar kadınlar. Çalışmak istediği zaman iş olanağı bulamayan kadınlar. Az önce engelli bir atama bekleyen bir kadın kardeşimizi dinledik. Üniversiteye gitti. Annesi babası onu büyük bir umutlarla okuttular, yetiştirdiler. Boğazlarından kestiler. Aman kızımız, evladımız daha iyi bir iş bulur ve en azından kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürür diye. Ama bu imkan verilmiyor. Size sözüm, vereceğim bu imkanı. Size sözüm. Atama bekleyen öğretmenlere sözüm. Vereceğim. Kırsalda çalışan kadınlar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Az önce süt şişesini elinde tutan kadın dedi ki bu süt sudan bile ucuz. Geçinemiyoruz dedi. Süt veren ineklerimizi kesime gönderdik, sattık dedi. Bütün bunları biliyorum. Hepsinin farkındayım. Ama hepsini değiştirmek tek başına benim irademle olmuyor. Beraber olursak, birlikte olursak her şeyi değiştireceğiz. Her şeyi. Her şeyi değiştireceğiz. Geçmişte biliyorum, biliyorum. Ücretli öğretmenlerin durumunu da biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen tamamını değiştireceğim. Herkes kadrolu öğretmen olacak. Endişe etmeyin. Endişe etmeyin. Eşit işe eşit hakkı teslim edeceğiz. Ben eğer bu ülkede adalet için 450 kilometre yürüdüysem bu millet için yürüdüm. Yürüdüm. Adalet için yürüdüm. Kadınlar için yürüdüm. Evlatlarımız için yürüdüm. İşsizler için yürüdüm. Haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Boşu boşuna hapishanelerde tutuklanan insanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizliklerin üzerine yürüyeceğim. En büyük gücümüm sizlersiniz. En büyük gücüm sizlersiniz. Bir anne gösterdi. Çocuğum beslenme çantasına bir şey bırakamıyorum diye. Bir dilim ekmek, yarım ekmek ve bir şişe su. Olmaz, olmaz. Evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bizim evlatlarımızın karnının doyması lazım. Evlatların yatağı aç yatmaması lazım. Evlatlarımızın üzerine titrememiz gerekiyor. Onlar hem bugünümüz hem geleceğimiz için son derece önemlidir. Bizim belediye başkanlarıma söyledim. Her sabah, her sabah yoksul ailelerde akşam hazırlanır ve aileye teslim edilir. Belediyenin logosu bile yoktur beslenme çantasında. Çocuk beslenme çantasını alır ve okula gider. Ama bunu Türkiye genelinde yap diyorsanız yetki vereceksiniz. Türkiye genelinde yapacağım. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız. Her çocuk okula gittiğinde öğle yemeğini rahatlıkla okulda yiyecek. Fakiri zengini olmayacak. Evlat evladımızdır. Herkes aynı yemeği yiyecek ve dolayısıyla karnı doyuracak. Bunu yapacağız. Kırsalda çalışan kadınlar ve kırsalda çalışan gençler, hiç endişe etmeyin. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Açık ve net söylüyorum. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim.
her kadın kazanacak. Diyorlar ki yapamaz. Diyorlar ki bunu gerçekleştiremez. Bizim bütün belediye başkanlarımız bunu yapıyor. Bütün belediye başkanlarımız. Söylüyorum, yapıyorlar. Görevlerini yapıyorlar. Başarıyla yapıyorlar. Allah nasip eder geldiğimizde göreceksiniz. O bütçe beşli çetelere gitmeyecek o bütçe. O bütçeyi beşli çetelere vermeyeceğim. Yıllar yılı bizi ayrıştırdılar. Bizi böldüler. Yok başı açık, yok başı kapalı. Kadın kadındır kardeşim. Kadının hakkını teslim edeceksin. Bütün ayrıcalıkları bitireceğim. Bütün torpilleri bitireceğim. Gencecik evlatlarımız sınava giriyorlar KPSS'ye. Başarılı oluyorlar. Türkiye üçüncüsü, Türkiye beşincisi, Türkiye onuncusu. Ama sözlü sınava gelince eliyorlar ve bunlar devlet memuru olamıyorlar. Sözlü sınavı kaldıracağız. Kim kazanıyorsa atamasını hemen yapacağız. Torpil bitecek. Torpil bitecek. Torpile izin vermeyeceğim. Aile destekleri sigortası. Bunu lütfen iyi dinleyin. Türkiye'nin 8 sigorta dalı yürürlükte. 8 sigorta dalı. İşsizlik sigortası, emeklilik sigortası, iş kazası, meslek hastalığı, analık gibi. Aile destekleri sigortası 1971 yılından bu yana uygulanmıyor. Aile destekleri sigortası şu: geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere devletin karşılıksız yardım yapması demektir. Biz o yardımı yapacağız. Bu sigorta dalını çıkaracağız. Ama parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın işçi gibi, emekli gibi, memur gibi onun yoksulluğunu hiç kimse bilmeden gidecek, bankadan parasını çekecek, çoluk çocuğunun karnını doyuracak. Onun yoksulluğunu, fakirliğini hiç kimse bilmeyecek. Sadece devlet bilecek. Herkesin onurunu koruyacağız. Herkesin gururunu koruyacağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnsanın onurunu korumak budur. Fakiri sıraya diz. Gel yardım yap. Televizyonları çağır. Onların yoksulluğunu afiş et. Bu uygulamaya son vereceğiz. İnancımız belli. İnancımız yerinde, Allah'a şükür. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Evde engelli varsa, evde yaşlı birisi varsa ve anne ona bakıyorsa onun da sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Çünkü onun tek çalışma alanı engelli çocuğuna bakmak veya evde yaşlıya bakmak. Dolayısıyla bir iş yapıyor, dolayısıyla çalışıyor, onun da sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. O da yeri ve zamanı gelince emekli olacak. Emekli aylığı alacak. Az önce çocuğu bağımlı olan bir anne konuştu. Dinledik. Uyuşturucunun ne olduğunu biliyorum. Aileleri, yuvaları nasıl dağıttığını biliyorum. Annelerin, babaların nasıl perişan olduğunu biliyorum. Ama Allah sizi inandırsın. İlk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Onların kimlerle işbirliği yaptığını biliyorum.
Kimlerle fotoğraf çektirdiklerini biliyorum. Arkasındaki siyasi gücü biliyorum. Ama ben hiçbir zaman ama hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşısında bir adım, bir milim bile geri atmam. Halkın iradesini sonuna kadar kullanacağım ve o uyuşturucu baronlarına hesap soracağım. Hiç endişe etmeyin. Kadınlar, kadın kardeşlerim, eğer yaşadığınız dramın sona ermesini istiyorsanız, eğer evlatlarınızın iyi bir eğitim almasını istiyorsanız, eğer yoksulluğun afişe edilmeden sosyal devletin aile destekleri sigortasını hayata geçirmesini istiyorsanız, eğer kadınların huzur içinde yaşamalarını istiyorsanız, o zaman yapacağınız tek bir şey var. Altı oku görüyorsunuz. Sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir kardeşim dedi ki ben ailem geçmişte AK Parti'ye oy verdik. Şimdi hakkınızı helal edin. Helal olsun. Asla helal olsun. Helal olsun. Hiç şey değil. Bakınız değerli kadın kardeşlerim, helalleşme uygulamasını helalleşelim diye bir çağrı da yaptım. Artık kamplaşmayalım. Artık kavga etmeyelim. Niye kavga ediyoruz Allah aşkına? Birilerinin oyununa, tuzağına niye düşüyoruz? Ya derdimiz var. Sorun derdi çözmekte. Derdi büyütmek değil. Derdi çözmemiz lazım. Sorunları çözmemiz lazım. Memlekette huzur lazım. Memlekette huzur olmazsa mutfaklarda bereket olmaz. Evde bereket olmaz. Evde huzur olmaz. Huzurun olması lazım. Bereketin olması lazım. Güzelliğin olması lazım. Anne çocuğunu güzellik içinde yatağa yatırmalı. Üniversiteye gönderdiyse o çocuğun bir güzel yurdu olmalı. Gözü arkada kalmamalı. Anneler size söz veriyorum. En geç bir yıl içinde hiçbir öğrenci benim yurt sorunum vardır demeyecek. Bir yıl içinde. Kız öğrenciler, erkek öğrenciler, birer kişilik, üçer kişilik odalar, sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi, mutfağı, evlatlarımızı el bebek gül bebek yaşatmak zorundayız. Bakınız yetişen evlatlarımız diyor ki niye Türkiye'de kalayım, yurt dışına gideyim diyor. Yurt dışında diyor çalışırsam, asgari ücrette çalışırsam hem ev sahibi olabilirim diyor, hem araba sahibi olabilirim diyor. Ama Türkiye'de bırak asgari ücretle çalışmayı, iş bile bulamıyorlar. İş bile bulamıyorlarsa umutlarını kaybediyorlar. Gençlerin tümüne sesleniyorum. Bütün gençlere sesleniyorum. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Annelerinizin, babalarınızın ve sizin gücünüzle Türkiye'yi çağdaş uygarlığa çıkaracağız. Asıl hedefimiz bu. Bütün kadınlar beraber olun. Bütün kadınlar birlikte olun. Bütün kadınlar acılarınızı paylaşın. Bütün kadınlar bir kadın zor durumdaysa yardım edin. Mutlaka bir dayanışma kültürünü geliştirin. Sandığa gidin, oy kullanın. Sizin acılarınızı, sizin kılık kıyafetinizi sömüren politikalardan artık uzak durun. Kim sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsa onun yanında durun. Beraber olalım, birlikte mücadele edelim. Kadının gücünü biliyorum. Kadınlar gerçekten çok güçlü. Onu gayet iyi biliyorum. Evden de biliyorum. Bizim evde hanımın sözü geçiyor. Onu da herkes bilir. İşin kuralı da budur zaten. Benim yetiştiğim coğrafyada kız çocukları okula gönderilmezdi. Bir kız kardeşim vardı, Allah rahmet eylesin. İlkokulu bitirdikten sonra babam onu okula göndermedi. Ama şimdi benim pırıl pırıl
İki kızım var, onlar üniversiteyi bitirdiler. Elleri ekmek tutuyor. Diğerleri gibi değil. Yani saraydakiler gibi değil. Herkes kendi halinde, kendi işinde. Çocukların okuması, kız çocukların okuması çok ama çok değerli. Çocukların okuması lazım. Anneler çocuklarını okutmakta zorlanabilirler, biliyorum. Ama Allah nasip ederse bunların tamamını düzelteceğiz. Çocuklarımız sevinç içinde, güler yüzle, huzur içinde okula gidecekler, üniversiteye gidecekler, okullarını bitirecekler. Allah nasip eder mezun olduklarında da işleri olacak, güçleri olacak ve çalışacaklar. Kimseye muhtaç olmadan çalışacak ve hayatlarını sürdürecekler. Bundan emin olmanızı isterim. Sevgili kadın kardeşlerim, emin olmanızı isterim. Türkiye düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke. Her şeyimiz var aslında Türkiye'de. Bakın, Hollanda diye bir devletimiz var, bir devlet var. Hollanda Konya'dan küçük arazi olarak. Ama Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı, bırakın kendi tükettiğini, ihracatı 180 milyar doların üzerinde. Konya'dan küçük bir devlet. Ama bize bakın, mercimek dışarıdan, soğanı dışarıdan, fasulyesi dışarıdan, canlı hayvanı dışarıdan, eti dışarıdan, neredeyse sütü dışarıdan, süt tozu dışarıdan. Ya burada üretiyor insanlar, burada çalışıyor insanlar. Onların hakkını, hukukunu teslim edin. Hayır, dışarıdan gelecek diyorlar. O kapıyı da kapatacağız. Herkes burada üretecek, herkes burada kazanacak. Herkesin alın teri değerli olacak. Bunu bilmenizi isterim. Hiçbir çiftçinin, üreticinin zarar etmeyeceği formülleri, uygulamaları hayata geçireceğiz. Hiçbir çiftçi asla, hiçbir üretici asla zarar etmeyecek. Bunların tamamını yapacağız. Hepsini hayata geçireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Paralar nerede diye soracaksınız belki. Aklınızın, hafızanızın bir yerinde. Bakınız. Beşli çetenin ve diğerlerinin götürdüğü para 481 milyar dolar. 481 milyar dolar. Buradan paralarını Amerika'ya gönderiyorlar. Paralarını Londra'ya gönderiyorlar. Paralarını vergi cennetlerini gönderiyorlar. Tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Tamamını getireceğim. Uyuşturucu var onları. Tamamen onları tarihe havale edeceğiz. Milyar dolar kazanıyorlar ve bizim evlatlarımız, bizim evlatlarımızı zehirliyorlar. Sesleri bile çıkmadı. Sesleri bile. Bağırdım, çağırdım. Şimdi efendim biz de mücadele ediyoruz. 20 yıldır ne yapıyordunuz siz? 20 yıldır. Beni dikkatle dinleyin. Bir dikkatle dinleyin. 6 yaşında bir kız çocuğuna sistematik tecavüzü duyduğumda o gece uyumadım. O gece uyumadım. Ya böyle bir şey olamaz dedim. Mümkün değil. Sonra bakanlıkta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu iş konuşulurken bakan çıktı, aile bakanı, 2 yıldır bundan haberimiz var dedi. Peki ne yaptınız 2 yıldır? Ne yaptınız? Gittim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Bütün milletvekili arkadaşlarımı topladım. Bakın dedim, bu ülkede 6 yaşında bir çocuğa, bir kız çocuğuna sistematik tecavüz yapılıyor. Ama ne saray, ne bakanları, hiç kimse ses dahi çıkarmıyor. Hep beraber sabah geldim, dedim ki birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğiz. Bu ülkede adaleti isteyeceğiz. 6 yaşındaki bir çocuğun hakkını aramıyorsak biz niye siyaset yapıyoruz? Devleti dumura uğrattınız dedim. Devleti dumura uğrattınız. Ya bu ülkenin polisi yok mu? Bu ülkenin savcısı yok mu? Bu ülkenin hakimi yok mu? Sahte raporlarla başka birisini sisteme dahil ederek kendilerini aklamaya çalıştılar. Bu güç kim dedim? Bu güç kim? Kimden alınıyor bu yetki? Bu güç kimden alınıyor dedim. Sonradan harekete geçtiler. Demek ki
o çocuğun hakkı ve hukuku için Adalet Bakanlığı'na yürümesek gene o çocuğun, o kadıncağızın elinden hiç kimse tutmayacaktı. Ben tanımam, hiç bilmem, konuşmadım ama benim vicdanım el vermiyor. Benim vicdanım el vermez. Adalet isteyen bir insanın vicdanı el vermez. Onların vicdanı köreldi, ben biliyorum. Onlar para sevdalısı, ben onu da biliyorum. Onlar dolar sevdalısı, ben onu da biliyorum. Onlar yatıyorlar, kalkıyorlar, para diyorlar, onları da biliyorum. Mutfaklarda yangın var ama sarayın mutfağında yangın yok. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. Hiç endişe etmeyin değerli kardeşlerim. Beraber olursak güçlü oluruz. Birlikte olursak güçlü olur. Göreceksiniz, kadınların gücü bütün zalimleri yenecektir. Çok güçlüsünüz. Kadınlar çok güçlü. Ama gücünüz parça parça olmaz. Türkiye genelinde buluşacaksınız. Türkiye genelinde gücünüzü ortaklaştıracaksınız. Sandığa gideceksiniz ve diyeceksiniz ki artık zulme son diyeceksiniz. Evlatlarımızı perişan ettiler, son. Bir lokma ekmek bulamıyoruz, son. Bütün bunları tek tek dillendirerek birleşin. Beraber olun, birlikte olun, mücadele edin, emin olun, önderlerinizi seçin ve mücadeleniz hayırlı uğurlu olsun diyeceğim ben size. Hiç unutmayın, adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Adaleti getireceğiz. Herkesin hakkını ve hukukunu savunacağız. Herkesin. Evlilik birliği esastır, ben bunu bilirim. Bir arada yaşamaları, evlatlarına bakmaları, elbette bu da güzel şeydir. Ama bir kadın diyelim ki anlaşamadı, zulme uğradı, ayrılmak istiyor. Boşanmak istiyor. Hemen gidiyorlar, kadını katlediyorlar. Gazetelerden okuyoruz. Gazetelerden okuyoruz. Kadını öldürüyorlar. Ve dolayısıyla bir süre sonra öldüren adam çıkıyor hakimin karşısına, kravat takmış, elbiseleri düzgün, iyi hal indirimi. Bunların tamamını bitireceğim. Ne iyi hal indirimi? Cezayı sonuna kadar çekecek. Kim zulmediyorsa sonuna kadar çekecek. Ayrıca yeni başlangıçlar fonumuz var. Eğer bir kadın çocuklarıyla beraber ayrılırsa onun evi, mobilyaları, her şeyi çocuğun bakımı için yeni başlangıçlar fonu içerisinde o kadınlara her türlü yardım yapılacak. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Paramız var. İmkanımız var. Ama para yurt dışına gitmeyecek. Para, uyuşturucu var.